Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İnsanlar gelene kadar geçen birkaç ay zaman diliminde ee, muhtemelen hani 150 bin, 200 bin yeni takipçi arkadaşımız geldi. Dolayısıyla yeni arkadaşlarımıza kendimi hızlıca tanıtmak istiyorum. Kuzat Altay, Doğu Türkistanlıyım, Uygur Türk'ü. Şey de yapıyordum yani bizim ailemiz bilinen bir aile Doğu Türkistan'da. Şimdi benim halam Rabia Kadir birçok insan biliyor. Oradaki çok önemli iş adamlarından bir tanesi insan hakları hakları aktivistlerinden bir tanesiydi. Yani Çin Komünist Partisi'ne karşı sesini çıkartınca biz ailecek ne yazık ki zulüme uğramak zorunda kaldık. Mal varlığımıza el konuldu. Evdeki büyüklerin hapsi, hepsi hemen hemen hepsi bir hapse girdi çıktı falan. Sonra ben üniversitenin ilk yılında Çin istihbaratı evimi bastılar arkadaşlar. Tip üniversitesi okuyordum. Sonra Çin istihbaratı ölümle tehdit edince memleketimden ayrılmak zorunda kaldım. 2005 Türkiye'ye geldim. İki sene kaldım Türkiye'de. iki buçuk sene gibi kaldım. 2008 Türkiye'den ayrıldım arkadaşlar. Türkçe'yi Türkiye'den öğrendim. Uygurlar böyle konuşmuyor. İstanbul TÖMER'de Türkçe öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bütün haber kanallarına <laughs> teşekkür, dizilere <laughs> teşekkür ediyorum. Türkçeyi oradan öğrendim. Sonra 2008 Amerika'ya geldim. Burada 3 sene zorluk çektim. Sonra IT işine girdim. Sonra işte şirket kurdum derken şu an Saydio şirketinin hem, CEO'su hem kurucusu olarak çalışıyorum. İşimden gereği bizim işimiz insanları hani yazılım öğretiyoruz, teknoloji, siber güvenlik öğretiyoruz böyle IT işine girmesine hani bir şekilde servis veriyoruz yani, hizmet veriyoruz. Bana çok soru geliyor ve bu sorulara cevaplarken bazen çok hassas olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü size güvenen insanlar var. Sizin bir lafınızla insanlar hayatına bir yön verebiliyor ve bu yönden karlı çıkmazsa zararlı çıkarsa ben orada vebale girmek istemiyorum. Dolayısıyla birçok insan bana özellikle Türkiye'den, Azerbaycan'dan soruyorlar hani Kuzat Bey 40 yaşındayım, fabrikada çalışıyorum, 40 yaşındayım işte garson olarak çalışıyorum. Ben teknoloji sektörüne giriş yapabilir miyim? diye birçok insan bunları soruyor. Sabah ben storylerimde Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesi için çok rüyalı bir şekilde kendi görüşümleri görüşlerimi anlattım. Sadece şimdi burada hem Türkiye'deki insanlar ve Azerbaycan'daki arkadaşlar için hani siz benim kardeşim olsaydınız size ne anlatırdım? Bu yönde biraz anlatayım arkadaşlar. Şimdi benim bir arkadaşım vardı, iş arkadaşım. Balık tutmayı çok güzel balık tutuyordu. Sonra ben dedim ki bak arkadaşım ben yıllardır Amerika'dayım dedim. Bir tane hobim yok. Sabah akşam çalışıyoruz. Çocuklarım da büyüyor. Bunları ben balık yakalamaya götürmek istiyorum balık tutmaya. Bana öğretir misin dedi falan. Arada bir balık hakkında laf çıkarken bana şöyle dedi yani. Balık tutmanın en güzel zamanı dedi Akşam 5 civarı dedi. Ben de dedim neden yani neden sabah 5 değil sabah saat 8 değil akşam 5 dedi ki balıklar diyor genelde diyor gün boyu diyor yani yemek arıyor diyor tamam mı ve yoruluyor diyor ve akşam 5'e kadar eğer karnı doyuramazsa 5 civarı balıkların yorulduğu kanının çok acıktığı zamanmış o. O zaman diyor voltayı atarsan diyor o yeme diyor çok kolay ısırır diyor tamam mı? Ama karnı doksa diyor yani kolay ısırmıyor diyor. Sonra düşündüm ki aslında çok böyle insanın biraz canı acıyor çünkü yazık yani balık aç olduğu için o yemi ısırmak zorunda kalıyor ve o yemi ısırdığı için de balıkçı da o balığı yakalıyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra düşündüm. Ben Amerika'ya yeni geldiğimde çok ekonomik sıkıntı çekiyordum arkadaşlar. Gerçekten çok fakirdim yani. Çünkü az önce anlattığım gibi Çin hükümeti bizim mal varlığımıza el koyduğu için için babam da bana bir şey yapamıyordu. Burada sıfırdan her şeye başlamak zordu. O zamanlar yol gösteren de insanlar yoktu. Sonra bir gün NPR buranın TRT'si olarak düşün. Radyosunu dinliyorum. Bir reklam çıktı işte bir kadın bir program çıkartmış. 300 dolarmış ama kitabı ben dava gönderiyormuş tamam mı? Ben de alelacele al hani fakir aç balık olduğum için telefonu aradım işte bana gönderin diye. Bana gönderdi arkadaşlar. Sonra işte <laughs> bedava dediği şeyi bana 300 dolara şey yaptılar maletler işte sen, e, hakim karşısına çıkacaksın üzerinden dava açacağız falan filan diye korkuttular o zamanlar ben de yeni olduğum için o kadar çok canım acıdı ki o 300 dolar için çünkü ben o 300 dolar için muhtemelen 10 gün çalışacaktım arkadaşlar ve fakir olduğum için aç balık olduğu için voltayı kolay ısırdığım için de o can atıcı acıtı, acıtıcı şu an mesela 30 bin dolar kaybetsem o 300 dolar kaybedene kadar kaybedecek kadar ben yani canım acımıyor arkadaşlar öyle durumdaydım dolayısıyla arkadaşlar şimdi sizlere anlatacağım şey şu bize gelen arkadaşlar, soru soruyan arkadaşların birçoğu da hayatı da belli sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Kimi fabrikada çalışıyor, kimi garson yolu, kimi bir çıkış yolu görmüyor, kimi enflasyonlarda, kimi işte dolar lira farkından dolayı. Yani birçok problem yaşıyor insanlar ve çok desperate bir şekilde hayatını değiştirmek istiyor ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen benim o Kuzat Altay küçük bir aç balıkken o kolayca ısırdığı voltayı ısırmayın. Kimse size yani şey demesin yani. Çok kolay zengin olabilirsiniz. Ha işte Java'yı öğrendikten sonra 6 ay sonra 100 bin dolar kazanacaksınız. Türkiye'de oturduğunuz yerden, bütün dünyadan alışveriş yapabilirsiniz. Yani kendi gücünüzü pazarlayabilirsiniz gibi şeylerde hayal tüccarlığı yaparsa, size çok kolay bir şekilde zengin olacaksınız diyorsa e, lütfen bu tür konuşmalara inanmayın. Çünkü öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bunları size bir altyapı olarak yani düşünce altyapısı olarak hazırladım. Tamam mı arkadaşlar? Türkiye'deki arkadaşlar ya da Azerbaycan'daki arkadaşlar ne yapmalı? Yani IT işine girmeli mi? Yani şöyle düşünüyorum arkadaşlar. IT işine girecekseniz mesela Türkiye'de ne kadar büyük bir piyasa olur bunu bilmiyorum gerçekten. Çünkü hani Virginia'da yaşıyorum tamam mı? Bir Virginia, Amerika'daki bir eyalet arkadaşlar. Dünyadaki birçok ülkenin ekonomisinden daha iyi bir. İkincisi dünyadaki birçok ülkelerden daha iyi yani. Bir... bir Virginia tek başına yani. Böyle 50 tane ben eyaletlerden bahsediyorum. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi arkadaşlar. Şimdi eğer sen Türkiye ekonomik şartlarında yani muhtemelen Virginia ekonomisinden daha küçük bir ekonomide yani iş bulmaya çalışırsan şey olmayabilir arkadaşlar. Yani çok gerçekçi olmayabilir. İş var mı? Var. Fakat Türkiye piyasası çok küçük. Ve oralarda da hani amcan işte gençlik kollarının başkan olması lazım. İşte şurada torpilin, burada tanıdığın falan biliyorsunuz yani bizim sadece Türkiye değil. Hani genelde Müslüman ülkelerde olan torpil meselesinden dolayı birçok gençler çok kabiliyetli olmasına rağmen tanıdığı olmadığı için, network olmadığı için, bilmem ne partisinin bilmem ne gençlik kollarında amcası dayısı olmadığı için birçok yol, insanın yolu tıkanmış durumda yani. Orada da iş bulmak için belli bir yani network lazım gerekiyor yani. Sadece liyakat üzerinden gitmiyor bu işler arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür insanlara ben ne öneriyorum? Şöyle arkadaşlar. insanlar 4 sene üniversiteye gidiyor ve 4 sene üniversitenin sonunda adamlar bir şekilde ya iş buluyor ya bulmuyor ya o 4 senelik emeğinin neticesini ya alıyor ya almıyor tamam mı? Biz yani bir hüner dediğimiz eskiden çırak oluyorduk ya işte kuyumcuya gidiyorduk çırak oluyorduk işte kaynakçıya gidiyorduk orada çırak oluyorduk ya da bir daha bir tane otogalecesine gidip orada araba tamir etme çırak oluyorduk. Çıraklarla orada çıraklıkla öğreniyorduk ya. Şimdi bir şekilde bu aslında bilgi bilgisayar mühendisliği de buna benzeyen bir şey arkadaşlar. Tamam mı? Yazılım da ona benziyor. Aslında yapa yapa öğrenmeniz lazım. Bu zaman alan bir şey. Bir taraftan insanlar okula gidip 4 sene okuyor. Bir, bir taraftan insanlar bir iki sene çıraklık yapıyor. Sonra yani ustalık bir şey yapma, bir müşteri bulma ya da bir iş bulma dönemine giriyor. Dolayısıyla Hani ben 6 ay hani İngilizce bilmediğim halde, Türkiye'de olduğum halde 6 ay içerisinde bir çok iyi bir şekilde program yazılım öğrenip bütün dünyadan para kazanacağım. Bu hani belli bir hani insanlar için olabilir. Atıyorum 100 insan içerisinde 1-2 olabilir. Fakat bu piyangoya benziyor. Yani bir adam piyangoda 10 milyon dolar kazanmış mesela. o <laughs> oh, herkes piyango olsun. Öyle değil ki. %99'u kazanamıyor. Ama biz kazananı görüyoruz, kaybedeni görmüyoruz arkadaşlar. O yüzden bu IT işlerinde Türkiye'den online iş bulabilir misin? Bulabilir bulabilirsin. Evden iş bulabilir misin? Bulabilirsin. Amerika'dan iş bulabilir misin? Bulabilirsin. Fakat buna realistik bir şekilde ne kadar çaba göstermem lazım? Ne kadar zaman alma, e, göstermem, e, çaba göstermem lazım? Ne kadar zaman alıyor? Buna gerçekçi bir şekilde yaklaşmamız lazım. Sizin önünüzdeki engel nedir? Mesela bu işin bir avantajı var, bir dezavantajı var. Avantajı nedir? Business process outsourcing dediğimiz bir kavram var. Business process yani işlerde hani atıyorum siz ofiste asistansanız telefonlara bakıyorsunuz falan. Bunun gibi birçok bizneslerin prosesleri var. Tamam mı? Amerika'da şirketlerde. Buralarda maaşlar çok yüksek. Adamlar 5-6 bin dolar maliyet yapıyor ve insanların burnu havada. Business process outsourcing nedir? Bunun gibi Excel sheet'te data entry yapan, telefona bakan, schedule'lara bakan, işte takvim bakan bir sürü işler var buna benzer. Nasıl da biz Çin'den alışveriş yapıyoruz. Neden? Çünkü Amerika'da bir işçinin yıllık maaşı 40 bin dolarken Çin'de <laughs> adamların bir yıllık maaşı belki 4 bin dolar bile değil yani. Dolayısıyla ucuz olduğu için aynı ürünü Çin'de üretip Amerika'ya getiriyorsunuz. Hatta sizler bile Çin'den mal alıyorsunuz. Allah rızası için almıyorsunuz ki. Ucuz diye alıyorsunuz. Onun gibi bazı ofis işlerini de Amerika gibi devletler buradaki insanlara 50-60 bin dolar vermek yerine Türkiye'deki yani Balkanlardaki, Filipin'deki, Hindonezya'daki insanlara arkadaşlar yıllık 4-5 bin dolar verip burada 40 bin dolar yaptığı işi yapıyor. Yani dünyada olan bir şey yani. Business process outsourcing. Aslında tüccarlık da öyle bir şey. Ama hani eski zamanlara baktığınız zaman işte Şam'dan gidiyor da <laughs> yerlere gidiyor falan. Develerle bir yerden ucuz alıyor öbür yere pahalı satıyor. Yani biznesin mantığı bu. Şimdi business process outsourcing'da eskiden ofis işleri vardı işte bunun gibi data intro işleri vardı. Yavaş yavaş bunlar çoğaldı. Artık yazılım işleri de business process outsourcing işine girdi arkadaşlar. Birçok teknoloji işleri de Amerika'daki insanlar birincisi pahalı oluyor. ikincisi biraz burnu havada oluyor. Üçüncüsü bunların çok fazla imkanları var. Dolayısıyla insanlar ha kodu bilgisayar programını ha Virginia'da yazmışsın ha Yozgat'ta yazmışsın. Yani kodun yani kalitesinde bir fark olmuyor. Dolayısıyla insanlar artık şirketler business process outsourcing içine yazılım işlerini siber güvenlik işlerinde eklemeye başladı. Ama buraya sizin iş bulabilmeniz için en büyük engel bence birincisi sizin communication olarak probleminiz yani. İngilizce bilmeyen bir insan yani yazılım öğrense bile mesela Amerika'daki bir insan sizi mülakat etmek istiyor. Yani mülakat nasıl edecekler? Bir sınavla iş almıyor ki sizi. Zoom'dan onlara da toplantıya giriyorsunuz. Onları ikna ediyorsunuz. Şu problemi nasıl çözersin? Bu problemi nasıl çözersin? Yani Hindistan'da bir takım arkadaşım var. Almanya'da bir takım arkadaşım var. San Francisco'da bir takım arkadaşınlar var. Bununla nasıl zamanda nasıl collaboration yaparsın? Tamam mı? Zamanını nasıl ayarlarsın? Gibi birçok soruları siz İngilizce anlatabilmeniz lazım. İngilizce anlatmadığınız takdirde yani sınavla ha, matematikte çok çok iyimiz bunu işe alalım diye almıyor ki. O yüzden en büyük engel bana göre communication yani İngilizceyi... Amerika'daki biri gibi, Hindistan'daki biri, biri gibi, Filipinler'deki biri gibi konuşabiliyor musunuz mesela? Atıyorum Filipinler bana göre çok şanslı. Çünkü onların bir şekilde eğitimine İngilizce öyle girmiş ki arkadaşlar, onların işte call center'ları var, onların işte böyle business process outsourcing center'ları var. Oturuyor Filipinler'de. Amerikan İngilizcesiyle yakın İngilizce konuşabildiği için adamlar Manila'da oturduğu yerden Amerika'ya servis satıyor. Şimdi Manila'da iş bulmaya çalışsaydı alta bir restorana giderdi belki değil mi? Belki de bir yerde gidip bir tamir yapardı. Ama sen Manila'da oturup ya da İstanbul'da oturup, Yozgat'ta oturup Amerika'ya, Avrupa'ya hizmetini satmak istiyorsan bu hizmetin altında İngilizce yatıyor. Fakat şöyle bir durum var. Zaman öyle bir değişti ki aslında yapay zekalarla yani email communication dediğimiz o kadar kolaylaştı ki artık aslında yapay zeka bizim bütün büyük bir avantajı oldu yani. Her şeyin bir disavantajı var, avantajı var. Bana göre bundan sonraki business process outsourcing dünyasında İngilizce çok önemli. Yapay zeka onu biraz kolaylaştırıyor yani. Tercüme etme, işte communicate etme. Bir e-mail gönderdi sana patron. Anlamadım manyak manyak oturuyorsun. Gidiyorsun koyuyorsun chat çift diye. Tamam. Bunu bana anlatır mısın? Onu çok güzel bir şekilde anlatabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla İngilizceyi mesela çok iyi hallettiğiniz takdirde bir. İkincisi hani bir alana çok güzel odaklandığınız takdirde. Atıyorum yazılım işleri olabilir. Siber güvenlik işleri de olabilir. Bunları çok iyi öğrendiğiniz takdirde. Ha Amerika'daki bir insan mesela çalışıyor tamam mı bir şirket? Mesela diyorum Amazon gibi şirketlerin, Uber gibi şirketlerin, Microsoft gibi şirketlerin Hindistan'da öyle devasa ofisleri var ki yüz binlerce Hindistan'daki çalışanlar hatta milyonlarca çalışanlar teknoloji sektöründe Amerika'ya hizmet veriyor. Amerika'dan bana göre trilyonlarca dolar para kazanıyor. Ha bunun Türkler niye yapamasın? Türkiye'dekiler niye yapamasın yani? Bizim neyimiz eksik? Bana göre bizim yani kalite olarak bir eksiğimiz yok. Bizim IQ, EQ olarak bir eksiğimiz yok. Bizim tek eksiğimiz bizim ortamlarda İngilizceyi çok iyi bilmediğimiz için, İngilizce communicationları çok iyi yapmadığımız için biz eksik o yani. Hindistan'a gittiğiniz zaman okullarda normal İngilizce konuşuyor insanlar. Bunların avantajı bu. Bunlar bizden daha akıllı değil. Madem Hindistan Amerika'ya milyarlarca dolar ihraç bak bir ülke ne kadar fazla ihraç ederse o kadar şanslıdır yani. Çünkü hani ihracatı satma gibi düşünün, ithalatı satın alma gibi düşünün. Satarken para kazanıyorsunuz. Sa satın alırken para kaybediyorsunuz. Ya şimdi sen bir baba olarak bir anne olarak atıyorum. Ayda bin dolar kazanıyorsun. 2000 dolar harcıyorsun. Buna gideceği bir yer yok arkadaşlar. Ama düşün yani. Ayda on bin dolarlık satış yapıyorsun. Bin dolarlık harcama yapıyorsun. Dokuz bin dolar cepte. İhracat ithalat böyle bir şey. Düşün yani. Senin petrolünü yük satacak. ne satacaksın? Türkiye'de petrol var mı? Seçimlerden önce şuradan gaz çıktı. Buradan petrol çıktı falan filan. Ama Türkiye bir Saudi Arabistan gibi petrol satmıyor ki arkadaşlar. Dolayısıyla ne satabilirsin? Dünyaya ne pazarlayabilirsin? Bana göre bu influencer olmamalı. Bana göre bu bazı ülkelerin kızları çok güzel oluyor. Çok Özür dilerim. İnterneti onlar kapatmış durumda. Öyle olmamalı. Bana göre Türkiye madem bizim ihraç edecek petrollerimiz yok, altınlarımız yok, madenlerimiz yok, biz beyin gücümüzü petrol olarak ihraç edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki en büyük engel İngilizce ve piyasanın aradığı teknik beceriler arkadaşlar. O yüzden burada bana göre herhangi bir insan şu an başlıyorum da gece gündüz çalışıyorum dese bana göre %90'ı en az bir sene gözden çıkarması lazım. Ama atıyor o yüzde yüz çalışan insanların içerisinde 10 tanesi 7 ayda bunu becerdi. Ama ben o 7 aylık o 10 kişi baz almak istemiyorum. Ben genel olarak insanları baz almak istiyorum ve en az bir senelik kendini geliştirme, İngilizcesini geliştirme, yazılım öğrenme, siber güvenlik öğrenme, hatta herhangi bir Amerika'da, Avrupa'da e, talep çok yüksek olan e, teknik bilgileri öğrenme, bu becerili geliştirmenin bir sene süreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve diyelim ki İngilizceniz çok iyi oldu, kaliteniz çok yüksek ve Hindistan'da bakın, Hindistan artık kabul edildi yani. Atıyorum İtalya deyince Gucci, Versace, Lamborghini, Ferrari. Yani İtalyan ekonomisi buna bağlı. Almanya deyince BMW, Mercedes gibi Volkswagen gibi Almanya'nın ekonomisi buna bağlı değil mi? Hani yani devletlerin bir markası var. Hindistan'ın markası da teknolojik hizmetleri verme gibi bir marka şekillendiği için aslında Gucci geçenlerde dalga geçti kendi kendimizde. Hani Gucci büyük bir Gucci basıyor. Yani normalde 30 olarak bir tişörte 300 dolar çakabiliyor. Neden? Çünkü marka artık bilinmiş durumda. Onun gibi Hindistan'da arkadaşlar bir marka olarak bir teknolojik hizmet ihraç etme markası olarak şekillendiği için aslında orada fiyat avantajı yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Eskiden atıyorum bin dolara birini çalıştırabiliyorsunuz artık orada milletin burnu yani. Onlar atıyorum sizden 2000 dolar istiyor. Ama Türkiye'dekiler bu işi biraz daha iyi yapabilirse İngilizce biraz daha geliştirebilirse Hindistan ekonomisinden biraz pastayı kesip oradaki arkadaşlar yapabiliriz. Madem yani birçok insanlar biliyorum ben, gençler biliyorum. Sizin duygularınızı bir şekilde hissetmiş durumdayım. Tıkanmış durumdasınız. Avrupa'ya gitmek istiyorsunuz. Amerika'ya gelmek istiyorsunuz. Ve şanslı olanlar, çok özür bunu gerçekten bir şekilde anlatmak istiyorum. Şanslı olan insanlar Avrupa'ya gidebiliyor, Amerika'ya gidebiliyor. Bir şekilde burada ayakta kalıp işte çalışma iznini çıkartıp burada yaşıyorlar arkadaşlar. Ama yine bir arkadaşlığım, bazı arkadaşlarımız anne babasını bırakamıyor ya da yurt dışına gidemiyor. Ya yurt içinde de bir şey bulamıyor. Gidiyorsun aşağıdan. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Suriyeli insanlar insanlar. Onlar bizim kardeşimiz. Onlar bir insan. Tamam mı? Bunlara kötü gözle asla bakmıyorum. Ama arkadaşlar nasıl Amerika'dan Meksika geçen insanlar buradaki tarlalarda atıyorum bir Amerikan insanı böyle eze eze çalıştıramazsın yani. Beni çalıştıramazsın ben mesela. Bir tarlada ben sana böyle 60 saat çalışmam haftada. Tamam mı? Çok daha iyi doyurman lazım. Çok daha fazla para vermen lazım. Ama adam Meksika'dan gelmiş. Meksika'da arkadaşlar yani kafede oturuyorsunuz. Beni kafasına sıkıyor. İnsanların yerinde oturup yemek yiyor. Ha bakıyor ha, bir şey olmamış. Gazeteyi örtüyor. Yani böyle bir ortamdan, böyle bir ekonomiden Amerika'ya gelmiş girebilen insanlar mutlu. Çok şükür diyor. 60 saat çalışsa bile kendim memleketindeki zor durumları karşılaştırarak burada arkadaşım karnım doyuyorsa, tamam mı? Kiramı ödüyorsam, biraz da biriktirip anneme Meksika'da para gönderebiliyorsam benim için eyvallah kardeş diyebiliyor. Onun için Suriye'de savaş var arkadaşlar. İnsanlar buraya geldi. 10 milyonlarca insan olabilir arkadaşlar. Şimdi Türk sen sen eğer Türkiye'de büyüdüysen, Türkiye'de eğitim gördüysen ya bir işveren olarak hani gerçekten kapitalist olarak baktığın zaman kendi Türk'ünü değil, kendi Türk vatandaşını değil. Aslında Suriye'de senin atıyorum yarı fiyatına çalışan insanlara yarı fiyat verip iki kat daha fazla iş yaptırabiliyorsa insanlar bunu yaptırıyor. Sen şimdi hem oradaki iş piyasası senin için daraldı, hem ekonomik darboğazdan geçiyorsun. Yani bu bir sürü problemlerle sen nasıl başa çıkacaksın? Bunların içerisinde arkadaşlar realistik bir şekilde bir iki sene ben kendimi öyle bir geliştireyim ki ha Suriyeli kardeşim gelsin o da para kazansın. Aşağıda dönerci abi var. Oradan bana iş vermedi ona iş verdi. Helal olsun hoş olsun sen kazan. Ama ben aşağıdaki dönerciye bir kilometre ötesindeki tamirciye muhtaç değilim yani. Mahkum değilim çünkü ben İngilizcemle, bilgimle tamam mı tecrübemle, becerimle bütün dünyaya oturduğum yerden internet üzerinden iş bulabiliyorum ve aşağı gitmek zorunda kalmadan oturduğum yerden böyle bir gelir kapsı kendime açabiliyorum diye düşünmen lazım. Bana göre bu güzel bir şey. Türk ekonomisinde üçünde güzel bir şey. Türkiye'nin dışarıdan para girişi de güzel bir şey. Türkiye'deki işsizlik için de güzel bir şey. Birçok problemleri, gençlerin problemleri bu çözebilir. Sadece şunu bilmeniz lazım. Şu an IT piyasası değil, tüm piyasa sallanıyor özellikle Amerika'da. Çünkü pandemide bunlar trilyonlarca para basılan millete bedava para gönderdiler. Enflasyon muhtemelen Amerikan tarihindeki en kötü enflasyonlardan bir tanesini yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla enflasyonları düşürmek için faiz oranlarını mü müthiş bir şekilde Yükseltiler. bu ne demek yani şöyle demek arkadaşlar ekonomi bir motorsa o motorun yakıtı var yakıt e, şeydir arkadaşlar borçtur tamam mı borçları ne üzerinde alıyoruz faiz oranları üzerinde alıyoruz yani yakıtları durdurmak demek faiz oranlarını yükseltmek demek yani yakıt öyle bir pahalı duruma geliyor ki faiz oranlarının yükselmesinden dolayı şu an insanlar yakıt alamaz duruma geldi ne demek borç alamaz duruma geldi dolayısıyla gerek bizim kredi kartlarımız gerek şirket kredi kartları gerek yani şirketin projeleri olsun hepsi durmuş durumda çünkü faizleri yükseltmek zorunda faizleri yükselsin ki ekonomi Biraz çöksün ki insanlar satın alamasın ki enflasyon düşsün yani tamam mı? Böyle bir durumdayız. Bana göre IT piyasası değil tüm piyasa kötü şu an. Atıyorum otoban arasınız. otoban durdu. <laughs> Lan otoban sadece Ferrari için durmuyor ki. Otoban durduğu zaman Ferrari de duruyor, Bugatti de duruyor, Toyota da duruyor, otobüs de duruyor, minibüs de duruyor. Her şey duruyor. Ekonomi yavaş bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Tek dünyası da teknoloji dünyası da yavaş bir dar boğazdan geçiyor. Fakat şunu düşünüyorum ha ileride imkanlar içerisinde daha fazla teknoloji imkanı olur mu diye sorunuz zaman. Gerçekten ben şöyle düşünüyorum. Bu dünya artık arabalarda yazılım var. Telefonlarda yazılım var. Gözlüklerde yazılım var arkadaşlar. Yani tuvaletlerde bile özür dilerim. Yazılım var. Yani yazılım olmayan yer kalmadı. Teknoloji olmayan yer kalmadı. Dolayısıyla bundan sonraki şirketler eskiden teknoloji şirketleri vardı. Google, Facebook, Amazon yarı yara Ama bugün teknoloji şirketi dediğin zaman. Ulan teknoloji olmasan zaten hayat kılamıyorsun ki. Dolayısıyla bütün şirketler teknolojileşmek zorunda kaldığı için yine teknoloji dünyasında daha fazla imkanlar olabilir. O yüzden kendisi pozisyonlarken şöyle hani şöyle düşünmeyin. 6 ay sonra zengin olacağım. Düşünmeyin yani. Bir elma ağacı düşünün. Tamam mı? Tohumunu çekirdeğini ekiyorsun. Bu ağaç başa kuruyor. Yani Türkçe'de, biz Uygurca'da başa kuruyor diyoruz da. Türkçede ne biliyorum. Fidan oluyor arkadaşlar. O fidan büyüyor. Ya bir elma verene kadar arkadaşlar kaç sene geçiyor? Siz hiç tarlada çalıştınız mı? Hemen elma ağacını diktim. Ertesi gün geldim. Nerede elmam? Ya öyle bir şey yok ki arkadaş. Dolayısıyla buna bakarken siz yani kısa vadeli bir ay sonra, 6 ay sonra diye değil. En az bir buçuk sene, bir sene ben buna zaman vermem lazım diye bir sene, iki sene gözden çıkartmanız lazım. Ee, ben sizin, siz benim kardeşim olsaydınız, size böyle altı ay içerisinde uçacaksın. Aa işte benim kursumu al. <laughs> zengin olacaksın demeyecektim yani. Realistik bir şekilde. Ha gözümüzden şeyi çıkarttık. iki seneyi çıkarttık. Bir seneyi çıkarttık. Tamam arkadaşım benim en kötü alternatifim nedir? Mesela tamam mı? Bana birçok arkadaş soruyor. Kötü alternatif şöyle oluyor. Hani ben Çin'deki bu böyle <laughs> üniversite gitme sınavımız var. Orada bazı sorular o kadar zor oluyordu ki. Orada doğru cevabı bulamadığım zaman yanlışları eliyordum. Tamam ha bu yanlış bu yanlış bu yanlış. Yani siz de kariyerinizi seçerken bundan sonraki geleceğinizi seçerken aslında alternatif olarak daha iyi alternatif var mı onlara bakmanız lazım. Mesela yani bir yerde işçisiniz tamam mı fabrikada çalışıyorsunuz. Yani burada geleceğim nasıl? Garson olarak çalışıyorum geleceğim nasıl? Eğer daha iyi bir yolunuz varsa kesinlikle IT yapmayın diyorum ben size. Çünkü eğer bir B planınız varsa IT işine girmeyin gidin B planınızı yapın. Atıyorum abi ben eğer IT işine girmezsem herhalde hayatım masa temizlemekle geçer restoranda. Herhalde buradaki Suriyeli kardeşlerimizden daha ucuza çalışamadığım için belki de onlara rekabet edemeyeceğim. Birçok şeylere bakıp garson olmak istemiyorum. İki sene sonra da garson olmaktansa, iki sene sonra da şoförlük taksicilik yapıp ya da uberlik yapıp dayak yemektense falan ya da inşaatta çalış maktansa aslında bu benim için biraz iyi bir yol gözüküyor deyip sizin alternatifleriniz daha iyi değilse bu sefer bir iki seneyi gözden çıkartıp öyle plan yapmanız lazım. Siz benim kardeşim olsaydınız bunları anlatırdım. Fakat kimsenin bakın garanti şöyle böyle dediklerinize inanmayın. Çünkü şöyle arkadaşlar. Tosun niye zengin oldu? Tosun niye insanların milyarlarca dolar kandırabildi? Çünkü Tosun dijital inek satıyordu hatırlıyor musunuz? Dijital inek satıyordu. Çiftlik manguveni neydi? Gerek siyasette gerek ticarette öyle bir dönemde yaşıyoruz ki en en çok kandıran en fazla oy alıyor. En çok kandıran en fazla para kazanıyor. Çünkü milletin gözü kulağı geleceklere kapalı. Sen desen ki arkadaşım ya bu işler bir sene sürer, iki sene sürer. Kolay değil, zor. Fakat zaman alıyor, garantisi yok, tamam mı? Çok çalışman lazım diyorsun. Bu gerçekleri duymak insanların zoruna gidiyor. Öbür yere gidiyor. Kardeşim diyor. Benim kursuma gelirsen diyor. Bu hapı al diyor, tamam mı? Bu yeşil hapı sana veriyorum. 6 ay sonra diyor. Şöyle zengin olacaksın diyor. Böyle zengin olacaksın. Öyle olacaksın ki sağından hurri var olacak diyor. Solundan gılman gelecek diyor. Altından ırmaklar akacak diyor. Yani cennete gideceksin falan. <laughs> Şimdi bir tarafı Kuzat'a geliyor diyor ki ya zor çok çalışman lazım tamam mı? Yani bir şampiyon olmak istiyorsan gece gündüz sabah saat 4 kalkıp çalışman lazım diye Kuzat böyle anlatıyor. Öbür yere gidiyorum adam vuruyor diyor gılman diyor. <laughs> Şaraplar falan. <laughs> Adamlar şak diye çiftlik bankaya gidiyor parasını yatırıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kardeşim olsanız ben buna çok çalışmanız lazım. İngilizcenizi çok geliştirmeniz lazım. Teknik olarak Amerika'daki insanlardan daha iyi olmanız lazım. Communication olarak iyi olmanız lazım. Yapay zeka bu işleri kolaylaştırıyor. Sadece bir sene, bir buçuk sene, iki seneyi gözden çıkartmanız lazım derdim arkadaşlar. Bu kadar. Umarım bu sohbet sizin için faydalı olmuştur. Benim en büyük korkum insanlara, insanların zamanını sıraf etmek arkadaşlar. Bu kadar şey yapmayayım, uzatmayayım tamam mı arkadaşlar? Zamanınız için çok teşekkür ederim. E, yarım saat konuşmuşum. Hepinize çok teşekkürler. Eskiden yüzüme kimse bakmıyordu. <laughs> Artık insanlar videomu seyrediyor falan. Ana yani Allah'a şükürler olsun diyorum arkadaşlar. Size hayırlı akşamlar. Beni takip ettiğiniz için, uygurları desteklediğiniz için, iyi insan olmaya çalıştığınız için dünyanın her yerinde yangın varken, her yerinde sahtalık, kötülükler varken azıcık bir grup insan iyi olduğunuz için, iyi olmak için çaba gösterdiğiniz için sizlere bizlere hepimize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. YouTube kanalım arkadaşlar 150 bin takipçim var. Burada 450 bin için var. O arada 300 bin insan var. Lütfen Kuzat Altay Türkçe YouTube kanalını takip edin. Çünkü oradan gelen, çünkü orada seyrettikçe YouTube bana para veriyor. O parayla dondurma almıyorum. Birincisi maliyetini çıkartmaya çalışıyorum. Bir sürü insan çalışıyor. İkincisi kara geçtiğinde Uygurlar için %100 oradaki parayı bağış yapacağım arkadaşlar. Birçok projeleri destekliyorum. İnsan hakları kuruluşlarını destekliyorum. Gücüm bir yere kadar. Fakat siz YouTube kanalıma abone olursanız oradan gelen paraların karını arkadaşlar bütün Uygur projelerine desteklemeye devam edeceğim. Ve bakın YouTube'da video seyrederek Uygurlara yardım etmiş olacaksınız arkadaşlar ve size çok 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 teşekkür ederim. Hepinize zamanınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Size e, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim olur mu? Çok sağ olun. Çok sağ olun.